geldin. Nasılsın? İyiyim. İsmini söyler misin? Mert. Mert'cim hoş geldin. Okula gidiyor musun sen? Evet. Hangi okula gidiyorsun? Ali Türkan İlköğretim Okulu'na gidiyorum. Kaçıncı sınıftasın? Dördüncü sınıftayım. Bana biraz okuldaki günlerinden bahseder misin? Neler yapıyorsunuz okulda? Çoğunlukla okulda top oynuyorum. Ondan sonra resim teneffüslerde resim falan çiziyorum. Ondan sonra çoğunlukla öyle geçiyor. Resim yapmayı seviyorsun sen o zaman. Evet. Merak ettim şimdi ben uzayın resmini yapacak olsam nasıl bir resim yaparsın? Gezegenleri çizerim. Gezegenlerin mesela renklerini bir yerlerden araştırıp ona göre ona bakıp yaparım. Sonra önce gezegenleri çizdikten sonra bir de uzayın yani karanlığı çizerim. Öyle yaparım. Bir de yıldızlar çizerim. Peki gelecekte uzay hep karanlık mı olacak yoksa aydınlatılabilir mi sence? Bilmem ki. Bence karanlık olur diye düşünüyorum. Aydınlatamazlar mı yani? Aydınlatabilirler belki de. Ne yaparlar aydınlatmak için? Böyle çok güçlü bir ışık kaynağı yaparlar. Sen olsan nasıl bir ışık kaynağı yapardın? Güneş kadar böyle enerjisi olan bunun gibi bir ışık kaynağı yapardım. Çok güzel olurdu. Senin bir gezegenin olsa adını ne koymak isterdin? Mert'in Mert'in gezegeni. Süper. Peki senin gezegeninde neler olurdu? gezegenimde temiz hava olurdu yani. Temiz bir dünya olurdu. Ondan sonra işte böyle herkesin böyle apartman yerine kendine ait böyle bir evleri yapardım. Ondan sonra başka bir şey düşünemiyorum şu anda. Tamam. Bir şey daha merak ediyorum. Uzaylı bir arkadaşın var ve ona mektup yazacaksın. Ne Evet. yazarsın? Ne söylemek istersin ona? Bilmiyorum. Önce işte hangi gezegen olduğu filan tarif ederim. Onunla tanışırım falan konuşurum. Ondan sonra işte gittiği zaman ona bir mektup yazarım. İşte sen en iyi arkadaşımsın. Ona benzer şeyler. Öyle yaparım. Peki nasıl göndereceksin onu uzaya? Bir tane GPS'li bir tane bunun gezegenin şey GPS'e aktarırım falan. Ondan sonra ona bir şeye bağlarım. Roket gibi bir şeye. Ondan sonra onu da uçururum. Çok güzel. Peki teşekkür ediyorum Mert'cim sana.